konumuz dünyaya yabancılaşma olunca giriş sahnesini Matrix'ten bir sahneden seçtik. Neo'nun uyanma sahnesi hatırlayacaksınız. Şimdi tekrar videomuzun içeriğine geçiyoruz. Bu videomuzla birlikte 17. yüzyıl bilim ve felsefe tarihi videoları serimize başlıyoruz. Bu serinin ana başlığını Modernliğin Eşiği koyduk. İlk videomuzun başlığı Dünyaya Yabancılaşma. Bu başlığın altında Hannah Arendt'in fikirlerini konuşacağız. Hannah Arendt şüphesiz yüzyılımızın en etkili filozoflarındandır. 1906 Almanya'sında doğdu. Arendt 1929 yılında varoluşçu filozof Karl Jaspers'ın danışmanlığıyla tezini tamamladı. Ancak 1933'te Yahudi olduğundan üniversitedeki görevine son verilince Paris'e yerleşti. Orada yine çağımızın büyük düşünürlerinden Walter Benjamin ile tanışıp fikir dostluğunu güçlendirdi. Fransa'nın Nazi işgaliyle yüz yüze gelmesinden dolayı Amerika'ya yerleşmek zorunda kaldı. 1975 yılında hayata gözlerini yumdu. Kendisinden sonraki birçok filozofu yazdıklarıyla etkilemiştir. Ricard Sennet, Agamben, Michel Foucault bunlardan birkaçıdır. Ancak Arendt'in yüzyılımızdaki etkisi ve bu filozoflar üzerindeki etkisi hakkıyla teslim edildiği söylenemez. Bizim burada ele alacağımız dünyadan yabancılaşma fikrini Arendt, Popüler Kitap İnsanlık Durumu adlı kitabında işler. Arendt'e göre 17. yüzyıldaki üç gelişme dünyadan yabancılaşmamızın nedenini oluşturur. Bunlardan ilki, Amerika'nın ve tüm yeryüzünün keşfidir. İkincisi ise Avrupa özelinde 17. yüzyılda meydana gelen reform hareketleriyle kilise ve manastır mülklerinin kamusallaştırılması. Ve bunun sonucunda geniş kitlelerin mülksüzleşmesidir. Arendt'in vurguladığı üçüncü gelişme ise teleskobun icadıdır. Teleskobun icadı ile ilgili Arendt şöyledir dikkat kesildiğimiz teleskobun icadı şimdiye kadar tasarlanmış tamamıyla bilimsel ilk araç olsa da yıldızlara bakmaktan başkaca faydası olmayan yeni bir aygıttı ve tüm bu olanlar arasında yani dünyanın keşfi ve reform hareketinin yanında aslında en az dikkat çekeniydi. Biz teleskopun icadı ve onun etrafında meydana gelen diğer bilimsel gelişmelere bundan sonraki videolarımızda döneceğiz. Ancak burada özellikle geniş kitlelerin mülkiyet yitimini, insanların toplumsal yaşamını ciddi boyutta etkilediği ve düşünce yapılarını dönüştürdüğü için önemsiyoruz. Keşifler başlığı altında Arendt şunlara dikkat çekecektir. Şüphesiz dünyaya yabancılaşmamızda yer küren her ayrıntısının keşfedilmesinin ayrıntılı bir haritasının yapılmasının da etkisi olacaktı. Elbet bu keşif süreci 100 yılımıza kadar sürecekti ama bunlara hızın da etkisini eklemek gerekecek. Bugün hızın sınırını belirleyen şey aynı anda iki yerde bulunamamaktır. Parçalar arasındaki mesafe duygusu hız karşısında un ufak olmuş durumda. Hız mekanı fethetti denilebilir. Ölçülebilen bir şey eskisi gibi uçsuz bucaksız kalmaz. Her çizilen harita uzakları birbirine yakınlaştırır. Dolayısıyla mesafenin hakim olduğu yere yakınlığı koyar. Yeryüzü mekanını avuç içine sığdıracak olan teknik yeniliklerin önünü modern çağın ilk evrelerine ait haritalar ve deniz seyir belgeleri koymuş oldu demir yolları, buharlı gemiler, uçaklarla mesafenin ortadan kalkması ve mesafenin küçülmesinden önce haritalar aracılığıyla insan aklı yeryüzüne ait fiziki mesafeyi sayılar, semboller ve modellere indirgeyerek çok daha etkili bir şekilde küçültmüştü. Ama Arendt'in vurguladığı en önemli nokta tüm bu sayı ve sembolleri Haritalar yeryüzüne uygulamanın, böyle düşünmenin koşulu neydi sorusuna cevap vermesiydi. Şöyledir. Ancak kendi çevresindeki bağlardan çözülüp elinin altındakilere karşı ilgisizleşen zihinler bunu yapabilirdi. Kişinin kendisiyle çevresi, dünya ya da yeryüzü ile arasındaki mesafe arttıkça harita çizme ve ölçme yeteneği de gelişecek ve ayaklarının basacağı dünyevi, toprağa bağlı mekan gittikçe azalacaktır. dünyaya yabancılaşmada ikinci etken Arendt'e göre geniş kitlelerin mülksüzleşmesiydi. Avrupa söz konusu olduğunda merkezi devletin güçlenmesi ve dinsel reformların sonucu olarak kilise ile manastırın topraklarına el koymuştu. Ama bunun sonucunda bu topraklarda yaşayan geniş kitlelerde mülksüz kalmışlardı. Arendt çözümlemesini insanların mülksüzleşmesiyle kapitalizm arasındaki ilişkiye de bağlıyordu. Özellikle sanayi devrimi zamanında ihtiyaç duyulan çıplak emek gücüne kavuşması açısından ilişki kurar mülksüzleşmeyle. Bu son derece mantıklıydı. Mülkünü kaybedenler belki de mülk ile aynı anlama gelmek üzere içine doğdukları ve çok karmaşık ilişkiler geliştirdikleri insan topluluğundan da koparlar. Mülk bir yandan geçimi sağlarken bir yandan da size birlikte yaşadığınız topluluğun içinde tam da size ait olan bir yer belirler. Ancak topluluğunuz ve oradaki yerinizde bir dünyaya sahip olurdunuz. Mülksüzleştiğinizde iki şey gelir başınıza. Geçimlik araçlarınızı yitirmek ve topluluğunuzda kendinize özgü işgal ettiğiniz yeri kaybetmek. Bunlar düşünüldüğünde sonuç kişinin kendisini varoluşçuların söylediği gibi dünyaya fırlatılmış bulacağıdır. Tabi bu Avrupa için geçerli bir düşünce. Türkiye'yi düşündüğümüzde elbet olaylar 17. yüzyılda gerçekleşmemiştir. 1950'lerden sonra kırsaldan, taşradan, büyük şehire göç dalgası geniş kitlelerin mülksüzleşmesine neden olacaktı. Ama yine de bence büyük şehirlerin kenarlarında oluşan gece kondu mahallelerinin bu göç etmiş taşralılara bir dünya verdiği, dünyanın mahalle olarak insanların mahallede bir topluluğun içinde kurdukları karmaşık ilişkilerle yeniden kazanıldığı söylenilebilir. Bugün mülksüz ve dünyasız kitle daha çok beyaz yakalılar ve öğrencilerden oluşuyor gibi Türkiye için söylüyorum. Çünkü bunlar kendi dairelerinin dışına attıkları ilk adımdan itibaren bir topla ait uzama dahil olmazlar. Tam da matematikselleşmiş homojen bir dünyaya adımını atarlar. Arendt'in 17. yüzyılda mülksüzleşme ile dünyaya yabancılaşma etrafındaki çözümlemeleri elbet Türkiye için daha geniş kapsamlı yorumlanabilir. Biz konuyu burada bırakıyoruz. Gelecek videomuzda teleskobun icadından 17. yüzyılda bilim ve felsefe tarihi dizimize devam edeceğiz. Türkiye ile ilgili yorumlarınızı, kişisel olarak dünyanın yitimi ile ilgili yorumlarınızı videonun altındaki yorum kısmına elbette bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.